Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere Decathlon'da satılan Kecio marka 3 kişilik 2 saniyede kurulan otomatik çadırın tanıtımını yapacağız. Çadır bize ortalama 1-2 haftadır gelmiş ve bize bekliyordu. Hemen kuruluma başlayalım. Şu an yanımızda bıçak falan bir şey yok, o yüzden. Evet. Çadırımız bu şekilde. Kecio marka 2 saniyede 2 sekund tutuyor herhalde. 2 saniyede 3 kişilik otomatik kurulum bir çadırımız. Çadır bu şekilde. Şimdi çadırı açalım, önce bir kılıfından çıkaracağız. Bu arada Decathlon'un birkaç çadırını daha incelemiştik. Kanalda mevcut. Onlara da bir göz atabilirsiniz. Şimdi çadırdan çıkarıyoruz. Şöyle paketin iç tarafında şurada çadırın kazıkları bulunuyor. Normalde bunlar bez içerisinde kendi çantasına geliyordu ama şurada çadırın içine montalamışlar. Bir cep yapmışlar, yani kılıfın içine cep yapmışlar. Böyle daha güzel olmuş. Burada kurulum detayları görünüyor. Buna birazdan bakacağız. Eğer kuramazsam buraya bakacağız. Şimdi bunu bir kenara alalım. Evet, çadırımız burada. O zaman ne yapıyoruz? Öncelikle şu sarı ipi çıkarıyoruz. Şöyle bir açıldı. Burada bizim klipslerimiz var. İki tane kırmızı var. Yine aynı şekilde diğer tarafta da, alt tarafta da sarı klipsler var. Önce kırmızıları açıyoruz. Şu ip şöyle dursun. Şunu açtım. Şunu da açtım. Şunu bırakmadan çevireyim. Burada bir klips daha var. İki tane. Evet. Şimdi iki saniyelik çadır nasıl açılıyormuş onu göreceğiz. Şöyle şu tarafa doğru görüntü al. Bunu açsa. Ters açtım. Kes. Evet. Çadırımız hazır. Şimdi bir çevirmem lazım. Şu an bu içeri girdikten sonra, tabii kazıklarını çaktıktan sonra bunlar şöyle sabit olacak. Hemen hazır arkası dönükken arka tarafını gösterelim. Burada bir havalandırma penceresi var. Şöyle ipiyle kazığa bağlayabiliyoruz. Bunu çevireceğim görüntü açısından. Yani otağı gibi bir çadır. Şöyle hazır kurulu zaten bunu bağlamışlar buraya. Dış çevresini göstermeden önce bir içini göstermek istiyorum. Benim boyum yaklaşık 1.88. Şöyle bir içine geçeyim. Aslında bu 3 kişilik deniyor ama 1.88 boyundayım ben. 1, 2, 3 ile buraya gelirse 4 kişilik bir çadır, yani kocaman bir çadır. Şu hemen yan taraflarda cepleri bulunuyor. Ceplerin yine aynı şekilde sağ tarafta da cepler var. Yine sağ ve sol tarafta havalandırma pencereleri var. İki tane fermuar var. Bir tanesi komple alanı açıyor. Bir tanesi sadece pileyi açıyor. Önce şunu açalım. Şu ön taraftaki olan fileyi açıyor hava alması için. Direkt dışarıya açılmasını istiyorsanız şu kırmızı fermuarı açıyorsunuz. Şöyle dışarıya doğru bir penceresi olmuş oluyor. Aynı şekilde karşı tarafta da bir tane var. Evet. Burada yine normalde bunları bağlamazlardı ama şu an bağlanmış. Evet. İç taraftaki kapımız, üst tarafında file var. Nefes alabilmesi için, hava alabilmesi için filesi var. Alt tarafta herhangi bir şey yok. Fermuarı böyle çekiyoruz. Tekrar açayım. Aslında aileler için gayet güzel bir çadır. Ön tarafta yine bu kadar bir bagaj hacmi var. Şunu da bir açayım buradan. Evet. Bagaj ve dış kapımız bu şekilde.
alt tarafı da şöyle çekince tamamen kapanıyor. Evet. Kanalda bulunan, görünüyor mu şu an? Kanalda bulunan diğer videolarımdan bir tanesi daha vardı. Benim kendi şahsi çadırım, Quechua Fresh and Black diye. Bu çadırın modeli de Fresh and Black, yani güneş ışınlarını falan geçirmiyor. Yani güneşli bir havada bunu kurarsanız sıcaklığı içeri vermiyor, yani ısıyı içeri vermiyor. İyi de bir havalandırması var. Yani öğlen sıcağında içinde serin bir şekilde uyuyabilirsiniz. Şimdi çadırımız bu şekilde. Şu üst tarafta şöyle göstereyim. Bu üst tarafta bulunan yerde file varmış. Havalandırma filesi. Yani dış kapıyı kapattığımız zaman şu yan taraflardan şöyle hava alabiliyor. Nefes alabiliyor iç tarafı. Evet, başka göstermemiz gereken nereler var? Şöyle yana doğru atalım. Aynen, şunları da gösterelim. Şu yan tarafta da pencere kapaklarımız var. Şöyle pencere açılıyor. Burası açık, burada fermuar falan bir şey yok. Yine bunu bu şekilde iki tarafta da var. Yine bunu bu şekilde sarıp kapatabiliyoruz. İç tarafta dediğim bu havalandırmayı da açabiliriz ya da komple alanı açabiliriz. Buradan da eşya falan alabilirsiniz. Yine isterseniz kazıklara şunu bu şekilde çakabilirsiniz. İnternette bunun kurulu videosu var. Şu an alanımız dar olduğu için kazıkları falan çakamıyoruz. Yani tam bir kurulumunu yapamıyoruz. Ama çadır genel olarak bu şekilde. Hatta size bir ölçü vermesi amacıyla şöyle bırakayım. Yani 3 kişilik deniyor ama gerçekten hani 4 kişi rahat bir şekilde içeri sığabilir. Aile için gayet uygun. Gayet kullanışlı ama işte dediğim gibi çadırın kendisi hani yuvarlak bir yapıda, otomatik kurulumlu çadırlar yuvarlak bir yapıda olduğu için taşıma konusunda biraz sıkıntı yaşanabilir. Bu da daha çok aracı olan kişiler için, yani araçla kampa gidenler için ideal bir çadır. Gerçekten bir ideal çadır. Decathlon'daki şu anki fiyatı 8200-8300 civarı. Biz bunu indirimli olarak 6000 küsür müydü? 6750 TL'ye aldık. Hanemize hayırlı olsun, bir çadırımız daha oldu. Şimdi bunu toplayacağız. Toplaması nasıl yapılıyor? Bir ona da bakacağız. Şimdi ilk defa topluyorum. Kuruluma falan bakmadım. Kurulum zaten basit. Klipsleri açıp atıyorsunuz, açılıyor. Çadırımıza anlatmamız gereken her şeyi iyi kötü anlatabildik kısıtlı imkanlarla. Bu size umarım bir fikir edindirmiştir. Şimdi çadırı tekrar toplayacağız. Toplamak için şöyle. İç tarafa konulan bir klips var. Şuraya girmişken şunları da gösterelim, tekrardan hatırlatayım. Hem sağ tarafta hem sol tarafta iki tane fileli bir penceremiz varmış. Bunları da yeni gördüm. İyi, gayet bir nefes alabilir bir yapıda. Şu üst tarafta da bulunan ışık atabileceğiniz bir kancamız mevcut. Şimdi çadırı toplamak için sağ tarafta bulunan kırmızı bir turuncu. Kırmızı ve turuncu arasında değişebilir. Kırmızı ve turuncu arasında bir renk. Şimdi bunu tutuyoruz. Buradan çekerek dışarı çıkacağız. Hop. Şimdi çekip dışarı çıkınca reji müdahalesi hemen. Tamam. Şimdi klipsi tutup çekince otomatikman çadır şöyle, ara klips elimde şu an. Şu an çadır yine toplandı. Evet. Çadır bir tur kapandıktan sonra şu sağ tarafta bulunan kırmızı klipsler var. Bu klipsleri kapatmamız gerekiyor. Klipsler burada. Şöyle biraz kaymış. Şunu çekebiliriz. Kırmızı klipsleri kapattım. Şimdi bu klipslerin hemen yanında bulunan şu kırmızı ip de işimize yarayacak. Yine aynı şekilde sarı klipsleri de kapatalım. Şöyle biraz. Şu sarı klipsleri kapattıktan sonra, niye şey oldu ya?
Bunda bir dengesiz ha. Şöyle olması gerekiyor. Telefon çalıyor. Şimdi bu sarı klipsleri de kapattıktan sonra hemen sarı klipsin üstünde bir tane metal bir halka var. Şu ipi buradan geçiriyoruz. Geçirdikten sonra şunu çekeceğiz. Şöyle çekiyoruz. Evet, şöyle çektikten sonra şimdi bunu şöyle üzerine doğru, ama ipi bırakmamak gerekiyormuş. Evet. Bunu çektikten sonra şunu da şöyle. Bırakıyoruz. Şimdi buradaki buradaki sarı ipi de şöyle etrafına atıyor. Evet. Çadırımız bu şekilde. Şimdi de kılıfına koyalım. İyi katladıysam eğer tam kılıfına girecek. Evet. Quechua Fresh and Black 3 kişilik 2 saniyede kurulan çadır. Aslında 3 kişilik değil de 4 kişi buna rahat sığar. Çadır kurulum videomuz burada bitiyor. Biraz uğraşları tek başıma hani kurup toplayabildim. Yani bu da size bir fikir vermiş olur. Bundan sonrası artık sizde. İster almak isterseniz artık kafanıza bir fikir oluşturur bu çadır. Hani araçla kamplara gidecekseniz, eğer aracınız varsa bunu kesinlikle tavsiye ederim her türlü. 3-4 kişi rahat bir şekilde buna sığabiliyor. Ben ilk defa kurdum bu çadırı. Yani çok fazla zorlamadı. Yani biraz zorladı diyelim. Evet. Çadırımız bu şekilde. Çadır hakkındaki görüşlerinizi yorumlara bekliyorum. Alacak arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun diliyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.